Gebze Spor resmi kanalından hepinize merhabalar. Gebze Spor Sokağın Sesi programında bugün Kafeler Caddesi'ndeyiz. Yeniden sokağa indik ve halkımızın nabzını ölçeceğiz, sorular soracağız. Ve yine her zaman olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Adını öğrenebilir miyim? Utku. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınızı öğrenebilir miyim? İrem Su. İrem Su. Adını öğrenebilir miyim? Ahmet. Ahmet. Tekrar hoş geldin. Evet abicim, hoş geldin. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? İzzet. Evet kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Adını öğrenebilir miyim? Yunus Yakın. Öncelikle adını öğrenebilir miyim? Metehan abi. Evet, hoş geldin abicim. Teşekkür ederim. Adını öğrenebilir miyim? İsmim Berdar. Adem Reis'imiz. Adem. Öncelikle Gebze Spor'umuzu takip ediyor musun? Evet, takip ediyorum. O ruhu bilirsin o zaman. Evet, biliyorum. Öncelikle futbolu ve Gebze Spor'u takip ediyor musun? Futbol takip ediyorum da Gebze Spor'un maçlarına birkaç kere gittim. Çok gitmedim yani. Sonuçta o ruhu yaşadın. Hı, yani. O tribünde bulundun. Utku, Gebze Spor'u takip ediyor musun? Evet abi. Gebzeli misin? Evet abi. Çok güzel. Maçlara gidiyor musun peki? Arada sırada, pek olmasa da. İrem Su, Gebze Spor'umuzu takip ediyor musun? Evet. Çok iyi, süper. Takip ediyorum, maçlara da gidiyorum sürekli. Çok iyi, tribünden birisin o zaman. Aynen. Futbolu takip etmiyorum ama Gebze Spor'u takip ediyorum. Ha, futbolu takip etmesen de Gebze Spor'luyum diyorsun. Ha, futbolla çok alakam yok ama Gebze Spor tribüne takıldığımız için. Yani... Ha, tribünden birisin. Aynen. Yani. Çok iyi. Gebze Spor'un maçlarını da yakından takip ediyorsun. Yani iyi kötü ediyoruz abi. Deplasman olsun, iç işte sahada olsun maçları takip ediyoruz abi. Evet. Çok iyi. Maçlara gidiyor musun? Yani statta olduğunca evet. Ev yani burada oynadığımız zaman gidiyorsun. Aynen, yani evet. Mümkün olduğunca. Gebze Spor geliyor yani, taraftar geliyor yani. Taraftar. Tabii. O taraftar ruhu diyorsun. Kesinlikle. Ya genel olarak Gebze Spor ve Gebze Çarşı olarak birbirlerine cidden çok bağlılar. Yani spor sahasında da birbirlerini destekliyorlar vesaire. Birbirlerini motive ediyorlar. Gerek takım ruhu olsun, gerek dayanışma olsun vesaire. Yani bir bütün halindeler, dalmıyorlar. Bu bence güzel bir özelliklerden bir tanesi. Kesinlikle. Diğer takımlara göre. Peki Gebze Spor dediğimiz zaman aklına ilk ne geliyor? İlk kazanmak geliyor, şampiyonluk geliyor yani aklıma. Gebze Spor dediğimiz zaman yani diyorsun ki biz her kulvarda şampiyonuz. Evet, şampiyonuz. Yani. Çok güzel. Gebze Spor denildiği zaman aklına ilk ne geliyor? Güven, başarı ve takım ruhu. Gebze Spor öncelikle bir sevdadır. Evet. Biz Gebze Spor için yıllarımızı verdik. Evet. Her maça gidiyoruz, deplasman olsun falan. Bu sene zaten sürekli yasak geldi deplasmanlara. Bu hafta da gidecektik, yasak geldiği için gidemedik. Ya önümüzde çok engel var. Yönetim, futbolcular falan odaklandık. Son zamanlarda biraz sıkıntılar olsa da halledip şampiyon olacağız inşallah. Benim aklıma ilk ne geliyor? Benim aklıma ilk Gebze geliyor, Gebze Spor dendiği zaman. Evet. Ondan sonra... Şehir olarak mı? Şehir olarak tabii. Bir de Gebze Spor'un kahraman taraftarları geliyor. Gebze Spor dediğimiz zaman senin aklına ilk ne geliyor? Menekşe abi, Mor Menekşe. Mor Menekşe. Menekşe. Başka? Eski Çarşı tribün abi. Deplasman. Sen direkt tribün olarak, evet. O ruh olarak aklına bir şeyler geliyor. Senin çok iyi. Çarşı. Çarşı. Taraftar grubu mu? Taraftar grubu. Peki o taraftar grubunu bize biraz anlatır mısın? Ya nasıl anlatsam? O ruhu hissediyorum ya. Kendim Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı tutuyormuş gibi hissediyorum o ruhu. Yani kendi öz takımın gibi, aynen, hissediyorsun. Aynen. Peki Gebze Spor'umuz hakkında genel görüşlerini öğrenebilir miyim? Ya destek olduktan sonra iyi bir yerlere geleceğine inanıyoruz yani. Evet. Çünkü şehir olarak, nüfus olarak kalabalığız. Destek olarak taraftarımız da var. Ya iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz yani. Vallahi semti ve eski çarşı ruhunu size nasıl tanımlarım? Yani Gebze güzel bir şehir. Yani toplama bir şehir yani işin gerçeği. Evet. Herkes kardeş gibi yaşıyor burada. Buranın güzel tarafı o işte. Ben takımdan gayet memnunum. Güven var birbirlerine karşı. Birlikte oynadıklarında başarılı olabileceklerine inanıyorum. Güzel çalışmalarla. Daha da yükseleceğine de inanıyorum. Başarılar diliyorum bütün takıma. Daha iyi de olabilirler ya. Ufak tefek eksik yanları da var. Toparlanamayacak gibi değiller ama daha iyi olabilir yani. Peki abicim, bizim bir kullar deplasmanımız var. Evet. Buradan kullara gideceğiz. Bu maç hakkında genel bir yorum ve skor tahmini istiyorum. Skor tahminim 3-1. Alır mıyız? Alırız. İnşallah. Maç hakkında ne söylemek istersin? Yani başarılar dilerim yani. Skor tahmini abi. Şu an söylemek istemeyebilir miyim abi? Yok, rastgele bir şey söyleyebilirsin. Hiç önemli değil. 50 abi. Hayır. Maç kaç biter? Ya pardon abi. 3-0 abi. Eski çarşıya söyleyebilirim. Biraz daha geldiklerini belli etsinler.
Yani o gücü var. Deplasmanda olsalar bile iç sahadaymış gibi belli etsinler kendilerini. Evet, eski çarşı ruhu bence her zaman öyle. Aynen, dediğin gibi. Peki buradan mücadele edecek olan takımımıza ne söylemek istiyorsun? Başarılar dilerim. Başarılar. Peki bir skor tahmini alsam? 3-1. Alır mıyız? Alırız. İnşallah. Bir kullar deplasmanımız var bizim. Bu deplasman hakkında taraftarımıza, futbolcularımıza ne söylemek istersin? Bir de skor tahmini istiyorum. Kullar geçen sene de bizim rakibimizdi. Bu sene, yani geçen seneye göre daha kötüler. Deplasman gidiş olacaksa gideceğiz yine. Hı hı. Duruma bağlı. Maç hakkında ne söylemek istersin? Maç hakkında, ya bu maçı alırsak zaten götürürüz buradan. Ama son zamanlardaki sonuçlara bakmamak lazım. Odaklanmak lazım tam. Ona göre gideceğiz. Peki skor tahmini? Skor tahmini 2-1. Gebze'nin başarılı olmasını istiyoruz. Hı hı. İnşallah galip gelecek Gebze. Skor tahmini de 2-0'ımız var. Ben de kazanacağımızı düşünüyorum. Başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız tam destek arkasında olursa takım daha başarılı olur. Çünkü taraftar desteği her zaman bir takım için çok önemlidir. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Futbolcularımıza da gönülden başarılar diliyorum. 2 golümüz var. Karşı tarafa da şansları bir tane atarsa 2-1 düşünüyorum. 2-1 yeneriz diyorsun. Evet. Peki futbolculara ne söylemek istersin maç hakkında? Çok küfür atıyorlar abi karşı takım. Onları hiç aldırmadan oynamalarını söylüyorum abi. Abi valla biz tribüncü olduğumuz için futbolla pek alakamız yok. Biz oraya bağırmaya, çağırmaya, işte tribün yapmaya gidiyoruz. Ama işte ligde bildiğim kadarıyla şu an birinciyiz. Evet, doğru. Yani kullarda herhalde üçüncü diyebiliyorum. Yok, şu an üçüncü değiller. Olabilir abi, kazanırız diye düşünüyorum ben. Bu sezonu da şampiyonlukla kapatırız. Öyle düşünüyorum ben inşallah. İnşallah. Peki bir skor tahmini istesem senden. Skor tahmini 2-0 gibi geldi direkt aklıma. Alır mıyız? Alırız abi. Bu deplasman hakkında futbolculara ve eski çarşı ruhuna, eski çarşıya ne söylemek istersin? Ve bir de skor tahmini istiyorum. Ya inşallah düzgün, dürüst bir maç geçer ve skorda büyük ihtimalle 2-1 Gebze Spor alır gibime geliyor. Geliyoruz diyorsun. Aynen öyle. Futbolculara buradan mücadele hakkında ne söylemek isterdin? Ayaklarına taş değmesin reis, ne diyeyim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Haftanın hashtag'i Haydi Gebze. Şampiyon Gebze Spor. Haydi Gebze, şampiyon mor meleşim. Haydi Gebze, eski çarşı ruhuyla şampiyonluğa adım adım. Haydi Gebze, şampiyonluğa. Haydi Gebze, bu sene şampiyon sensin. Haydi Gebze, inşallah her şey senin için daha iyi olacak. Haydi Gebze, adım adım şampiyonluğa hep beraber. Şampiyon Gebze Spor. Aldın mı? En büyük Gebze Spor, Haydi Gebze Spor. Haydi Gebze, şampiyonluğa adım adım. Şampiyon Gebze Spor. Gebze Spor resmi YouTube ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Gebze Spor resmi YouTube ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Gebze Spor resmi YouTube ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Gebze Spor resmi Instagram ve YouTube kanallarını takip etmeyi unutmayın. Gebze Spor resmi YouTube ve Instagram hesabını takip etmeyi unutmayalım. Gebze Spor resmi YouTube ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Aleykümselam. Gebze Spor mu abi? Evet abi. Şehir olarak geliyor yani. Yani Gebze şehri mi gelmiyor yani? Şehir olarak geliyor. Yok, yani. Gebze Spor ruhu. Yani Gebze Spor takım olarak aklına ilk ne geliyor? Şehir olarak geliyor yani. Şu an söylemek istemeyebilir miyim abi? Yok, rastgele bir şey söyleyebilirsin. Hiç önemli değil. 50 abi. Kanka şey olarak söyle. Biraz o hissi yaşatıyorlar bize. Peki şunu söyleyeyim ben sana. Nasıl? Eski çarşı şampiyon desen falan öyle olmaz değil mi? Eski çarşı. Ha, eski çarşı. Tamam, onu koyarız araya. Kameraya karşı. İyi olsun abi, tamam. Önce Haydi Gebze şampiyonluğa. Dur, söyleyemedim, bir daha. Haydi Gebze şampiyonluğa. Bir dakika. Haydi Gebze, adım adım şampiyonluğa hep beraber. Haydi Gebze. Söyle, keseriz orayı. Haydi Gebze, inşallah her şey. Tamam. Saygılar.